Hepinize selam olsun ile kasabalarla Pernambuk karşınıza toplayın. Sizlere uzun zamandır göstermediğim ve sizin de hep göster dediğiniz o gizli garan build'ini göstereceğim. Şimdi aslında build'imizin olayı şu. Biliyorsunuz Garen'in W'su bize 40 zırh ve 40 büyüdürence veriyor. Maksimum stack olduğu zaman. Biz farm kestikçe bunun stack'i artıyor. 40 zırh 40 büyüdürence bedava kazanıyoruz. Ve Garen oldukça tank bir hale geliyor. Garen'e benim build'imde hiç zırh hiç büyüdürence kasmıyoruz. Sadece can ve AD kasıyoruz. Bütün itemlerimiz böyle oluyor ve 5-6k canım oluyor. Deri gibi zırh, deri gibi büyüdürenci ve 500-600 civarı AD oluyor. Ve inanılmaz taşıyorsunuz oyunu. Rünler bakın böyle. Bir saniye göstereceğim şimdi. Şunları alayım da. Bakın rünler. Yenilmez, zafer, efsane sıvışma, son darbe, gözü kara kondisyon ve cooldown, saldırı gücü ve can. Bakın burada 2 tane sıvışma aldım, gördünüz mü? Bu sayede hiç CC yemiyoruz. Bir de W'muzun da bize verdiği sıvışma var. Yani hiç CC yemeyen bir can ve AD makinesi haline geliyoruz ve oyunu taşıyoruz. Bunun olayı bu. Ve bakın ben size net söylüyorum, bu build ile oynayarak herhangi bir bronz oyuncu bile elmasa kadar çıkabilir. Çünkü Garen kolay bir karakter ve bu build'i kastığınızda ezilmiyorsunuz. Sadece işte lane'de biraz zorlanıyorsunuz. Sonra ilk itemler bitince easy peasy yani. Seviye 11'den sonrası çok rahat zaten. Abi vurma. Suri Esad bum bum. Tutuşturumuzu da aldık. Tutuştur tercih edin Granex çünkü yani daha iyi oluyor. Herkesi eziyorsunuz lane'de. Al bakalım. Güzel damage vurdum. Bunu şimdi öldüreceğim. Bana bir Q atarsa ya çok sevineceğim ya. Okey. İksiri bitiyor yavaş yavaş. Bizim iksirimiz yokken bile abi karakter deli gibi can yeniliyor lane'de. Hem Duran Kalkanı'nın verdiği can yeniliyor ve senin de pasifimiz bakın 8.3'tü az önce. Şu an Duran Kalkanı bittiği için daha az gerçi ama. Şu birazcık pushlarsa eğer abi. Şu an Q atsam E atsam ölecek ya. Şu an bilerek abi yavaş yavaş tutuyorum şu an lane'i burada. Son vuruş yaparak. Onu lane şu an pushluyor. Birazdan farmlar şuraya gelecek ve Timo buraya gelince öldüreceğim onu ben. Sen Timo'ya karşı oynamak çok basit abi Garen'le falan. Çünkü seviye 6'da onda bir ulti yok, bizde ulti var. Rahatça kesebiliyoruz. Oç. Hadi bakalım. Şu an çok hızlı pushluyor. Bakalım yaklaşacak mı? Bir rakip katledildi. Yaklaşmıyor. Çok safe oynuyor abi. Timo'yla. Baksana hemen W basıyor koşuyor. Çakal. Ama farmda aşırı öndeyiz şu anda. İşin güzel tarafı. Deli ya. Neyse seviye 6 oldum mu öldürürüm ben bunu. Sıçrası da yok. Seviye 6'yı sakince bekleyeceğim kardeş. Şimdi farmın çok önemi var bizim bu ilimizde çünkü olabildiğince erken seviyede zırh ve büyüdürence elde edersek daha iyi olur. Tamam W'sunu aldık ama şimdi onun W'su daha uzun süresi var abi. Bizim Q'muz hemen geliyor. W'sunu aldık. Ne bu dürtüler. Base'e gitmiyor. Tamam. Hadi. Hadi evine. Yeter be kardeşim, ama uğraştırdın beni ya. Şimdi durumlara yenilmez giriyoruz ama yenilmez attığımızda sürekli stacklenmiyor.
Böyle savaş uzadıkça böyle. Daha doğrusu komboyu şöyle yapın mesela. Q düz vuruş, E atın. 3 tek birden geliyor. E bitince 2 tane daha vurun. Yenilmez Zün çalışıyor ve ultimiz direktman gerçek hasar vuruyor defin canına oranla. O yüzden güzel oluyor Yenilmez Zün. Tavsiye ederim. Çok da işe yarıyor savaş uzadıkça. Hele late'de mükemmel. Yani hortlak falan girmeyin. Bence gerek yok. Hatta Rune'leri siz direkt böyle girin. Çünkü iki tane sıvışma bize gerekiyor her türlü. Grand'de birazcık mobil eksikliği olduğu için. Ah. Tutuşturuyor Timon'un. Okey. Baba Fingo. Kaçtık hadi bakalım. Çok iyi ya. Çok iyi bu build abi. Cidden çok iyi. Bu build'in tek bir sıkıntısı var. Onu söylemek istiyorum. Ölü adamı zırhı almadığımız için. Yani ben demiştim ayın başından beri zırh almıyoruz. Büyüdürence de almıyoruz hiçbir şekilde. Almadığımız için abi birazcık karakterde hareket hızı eksikliği oluyor. Yani 380 civarından koşuyorsun böyle. Hani Garen'in taban koşmazında koşuyorsun. O biraz sıkıntı. Başka bir sıkıntısı yok. Hani atitik alabilirsiniz çizmeye. 400 civarında olsun diye koşmazsınız. Ama gene de yani dediğim gibi. Merkür tercih edin bence. En iyisi öyle oluyor. Çünkü sıvışma aşırı fazla oluyor. Hem Runer'den sıvışma geliyor hem de Merkür'den. Hem de üstünde Garen'in W'su var. Stun yemiyorsunuz. Morgana stun'ı falan 1 saniye sürüyor. 1 saniye değil hatta. 0.1 saniye. İnanılmaz iyi. Hasar mı yiyorum ben ya? Şu an hasar mı yiyorum? Bir şey bana mı vuruyor şu an? Bakın lane donduruyorum burada şu minik farmla. Bu sayede mesela lane burada kalacak. Gördünüz mü? Aç. Al bakalım. Ultim gerçek hasar vurdu, gördünüz mü orayı? Çok iyiydi. İkinciye fulluyoruz. Bakın mutlaka ilk Q fulluyorsunuz. Sakın ilk E fullemeyin abi. Çok büyük hata. Sakın. Çünkü birçok Garen oyuncusu ilk E fulluyor. Çok bir aşırı yanlış yani. Aa büyük farm hayır. E ile büyük farm kesmek imkansız abi Garen'de. Hayır. Q'mu engelledi. Kendi Q'suyla. Okula fıçığını alsam iyi olacaktı ya. Neyse. Karşı takım çok AP. Merkür alıyorum ben. Size verdiğim taktik. Deli gibi sıvışma. Bu sayede mesela şu an Timon'un Q'su bana atacak ya Q'yu. Böyle yarım saniye falan kör edecek böyle. Hatta W bassam hiç kör etmez yani. Çok mükemmel. Gerçekten çok mükemmel. Kasılmış bir Yasuo var karşıda. Hallederiz ya. Çok vuruyor bak. Göreceksiniz şimdi hasarı. Bum. Okey. Şu farm alınca 9 olacağım. 9. seviye Garen için en iyi seviye. Çünkü Q'muz fullenmiş oluyor ve çok hızlı koşuyoruz. Ve hasarımız çok iyi artıyor. Haydi Timo kardeş. Oho bu kadar safe olmakla olmaz yani bu oyun. Bir saniye ben gank mi yiyorum şu anda? Bir saniye. Bir saniye şu an gank mi yiyorum? Şu an beni mi öldüreceksiniz? Tam anlamadım da. Teoman kardeş. Anını ya. Ölmesem var ya bak mükemmel olacaktı.
Tamam. Şu bitti. Bir tane daha can aldım. Şimdi build'imiz şu şekilde. İnanılmaz farklı build beklemeyin ama can ve zırh eşyası almıyoruz dediğim gibi. Sadece ayakkabımızda oluyor olursa. Build şu şekilde. Bakın. Kara balta 1. Tamam mı? Sonra kardeşim Haşmet'te alıyoruz. Yani kastettiğim şey şöyle yani ikinci olarak almıyoruz bunu. İkinci olarak Starak alıyoruz. Sonra Haşmetli veya Donmuş. Yani bunların belli bir sırası yok. Tamamen karşıya göre. Hiç fark etmez sırası. Çünkü hepsi can ve AD veriyor. Pek bir farkları yok. Zaten Garen'in çok fazla Haşmetli ihtiyacı yok kendisinde eskili olduğu için. Starak alıyorum ben. Sonra Donmuş alıyorum. Sonra Haşmetli alıyorum. Fakat sizin tercihinize göre artık Haşmetli'yi önce alırsınız veya geç alırsınız. Tamamen size bağlı. Tercihe göre değişir. Teoman kardeş. Abi gel şuna. Ya şu an double kill'imiz var burada. Ya sen bir malsın neydi? Kusura bakma ama kanka. Yani gelmen gerekiyordu oraya dostum. Lanet olsun beni yalnız bıraktın. Ölecektim. O soğuk kulenin altında beni yalnız bıraktın. Seni pislik serseri. Alper abi farm almasan iyiydi. Ha beni tanıyormuş. Kardeşim sen adamsın özür diliyorum. Çok özür dilerim. Ben salağım sen değilsin. Özür dilerim. İzleyicimizmiş ama. Pardon. Hemen nasıl döndüm? Kardeşim çok özür dilerim. Ben malım ben. Hayır sen değil. Okul altına girme. Benim hatam. Ben niye giriyorum? Benim mallığım. Kanka ne yapıyorsun? Yani niye öyle bir şey yapıyorsun? Ya abi bu adam ultiden çok az hasar yiyor. Anlamadım ben bunu ya. Ama başka birisi olsa öldür mesela şu an. Bu adam atınca ulti 250 vuruyor. Niye böyle? Bir direnci mi almış? Yo. Neyse 11 olduk. Tamam bundan sonra rahatız. Komando Garen. Bakın şu anda bu kostümü niye aldığımı anlayanlar vardır aranızda. O kutlaşma videosunu izleyenler varsa eğer. Garen'in ne kadar mükemmel bir komando olduğunu anlatmıştım sizlere. Ve evet karşınızda komando Garen. Şu ilk kuruyu alırsak eğer Vampire kalacak. Benim almam lazım. Hay ananı ya, bottan verdik. Bak. Böyle bir saniye arayla, cidden bir saniye arayla yani. Otomo beni köleleştirmese belki alırdım. Bu arada köleleştirmesi 0.1 saniye falan sürdü gördünüz mü? En fazla bir vuruşumu engellerdi yani, başka bir şey engellemezdi. Karabalta bitti, hemen. Buradan şu eşyaya gidiyorum. Starak bitsin, donmuş olacağım. Slow atmak için Q'umla. Q'la slow atıyoruz abi. E ile fıtı 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 vuruyoruz. Çok güzel oluyor. Bakın şu an 104 zırhım var. 110 büyü direncim var ki hiç büyü direnci ve zırh eşyam yok. Sadece ayakkabı var. Bir tane o kadar. Vursana kardeş. Vursana kardeş. Bak bak stun yemiyorum gördün mü? Bak oğlum Rammus'unu yakala. Onu yakala tamam. O da olur. Güzel.
O da olur kardeş. Çok iyiyiz abi. Mükemmeliz takım. Abi Alperen abi vallahi görüp de konuşarak cevap vermiyorsan ayıp. Bak kanka şunu yapmayın. Sevgili izleyicilerim, eğer oyunumuza denk gelirsem bana şunu yapmayın abi. Video çekiyorum oğlum. Nasıl konuşayım sizle bir yandan? Bir de şu var. Herkes demiş ki önceki videoya, Kyle videosunda Nick'in extra val, hah gördük extra val Nick'in kill alınca gördük. Nick'in extra val mal. Göstermeyecektin hani. Bak gördük işte hepimiz bulduk. Sherlock Holmes game is on falan. Cidden bunu yazmışsınız abi ya. Cidden bunu bir sürü kişi yazmış. Nick'in extra val diye. Ben geri zekalı mıyım abi? Şimdi evet yazacaklar. Tabii ki o hesap bu hesap değil. O hesap şu anda gizli. Hiç kimseye göstermeyeceğim o hesabı. Öndekinin ekstri var. İki dakika sonra ejder çıkıyor. O ejder bana çok lazım ya. Şaka bir yana. Aken ha. Hop 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 hop. Fuck. Takımından biri katledildi. Bu ejder bana lazım. Lazım. Tık tık. Bingold var kellemde. Şimdi Dolmuş'a gidiyorum. Buradan. Aa, vart 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 at vart at vart at atamadım ben. Baba Fingo. Ne oldu kardeş? Wow. Kim oldu toptan kule açıyor ya? Ne oldu kardeş? Pipe burada. Ha bir de şey var. Diğer videoda yanlış anladınız. Too much ice, too much ice diyordum ya abi. Too much ice değil, göz olarak değil, buz olarak. Hani ice olarak yazılıyor. O da bir şarkı, Lil Pump'tan bir şarkı. Son albümünden çıkan bir şarkı. Too much ice, buz anlamındaki. Gel abicim. Şuna gel, şuna gel, şuna gel. Ramo, Ramo, Ramo. Gel oğlum. Bunu çaldırırsak hiç iyi olmaz yani. Davamız için. Hadi oğlum koş. Koş Ramo koş. Hayır, benim killimdi o. Hiçbir hakkım yok o killde ama gene de benim killim diyorum. Şimdi karakterde hani şey olmadığı için abi, herhangi bir karakter item olmadığı için şu anda güzel oluyor hani. Şu an Pac'tan ultiyi yiyebilirim.
Çok sıkıntı. Hemen geri çıkıyorum. Orman kampları benim pasifimi bozmuyordu değil mi ya? Aynen bozmuyor. Çok iyi ya şu olay. Seviye 16 olunca Baron bile bozmuyor bizim şeyi. Galiba. Yok öyle bir şey yok ya. Değil mi? Aynen yok yok pardon. Bozuyor bozuyor Baron bozuyor. Ama seviye 16 olunca bir şey oluyordu sanki ya Garane. Öyle hatırlıyorum ben. Yani yanlış mı hatırlıyorum acaba? Allah Allah. Yanlış hatırlıyorum herhalde. Anlamadım. Orada Q atınca üstümüzdeki bütün slow etkileri kalkıyor anında. Yani işte Garen'in güzel tarafı bu abi bak. W'su tüm kitle kontrolü kaldırıyor. Q'su slow'u kaldırıyor. Yani çara atamıyorsun CC falan. Hiçbir stun seni durduramıyor. Elli saattir kule tanklıyorum. Ama bendeler galiba. Ay tamam çık 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 abi. Bir saniye base'e gitmem lazım. Çok para var şu an. Harcayalım bu parayı. Boş yere kalmasın cebimizde. Kanka yapma. Hayır. 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 Girmeyin oraya. Oraya bak kesin verecekler abi girip. O kadar net ki. O kadar net ki. Yani. Dünyada daha net olan bir şey yok böyle. Full HD. Netlikte. Ben yokken girmemeleri lazımdı. Yanlış yaptılar. Neyse. Sıkıntı yok. Rakip seriye bağladı. Baron'a girmiş olabilirler mi acaba? Ya girmemişler okey. Alev çıkıyor. Şu rüzgar bende olsa şu an çok iyi olurdu ya. Cidden. Ne yapacaksın? Saldıracaksın mı? Hadi at ultiyi. Niye atmıyorsun ultiyi kardeş? Niye atmıyorsun ultiye kardeş? Şu an kendi çok böyle gıcık hissettim o yüzden. Umarım gıcık olmamışsınızdır hareketlerime. İşte böyle kasınca böyle yani insanın götü kalkıyor yapacak bir şey yok. Doğuştan gelen bir his. Sadece el atarak öldürdüm adamı. On altı da olduk. Hadi bakalım. Gelin abi da alev ejderine. Alev 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 takım alev hayır hayır savaşmayın alev 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 alev. Daha ejder çıkmıyorken vurabiliyorsunuz ejdere bu arada. Bu da bir taktiktir. Bunu size vermiş olayım. Bakın şu an 4K canım var. Ve 300 civarında AD'm var şu an. 320 AD var bir tane alevle. Çok iyi. Hani mükemmel. Gerçekten çok iyi. Şimdi hatta biraz da item alacağım. Full build'e aşırı da canımız oluyor. Yani ölümsüz bir hale geliyoruz resmen. Mesela şu an bunu da aldım. Şu an can ve AD veren başka bir eşya yok oyunda sanırsam. Öyle hatırlıyorum. Bir tane de şimdi şundan alacağım. Öyle adamın zırhı alalım. Çünkü son eşyada alacak bir şey yok. Yani gerçekten alacak bir şey yok. Karşı takımın türüne göre artık. Büyücüyse eğer ruh gömleği alın. Çok ağdaysa zırh alın.
Ben hareket etmesi için şey alacağım şu anda. Öyle adamın zırhı alacağım. Bak gördün mü, stun yemedim. Çok hızlı koşuyor bunlar ya işte. Tamam da niye öyle bir şey yaptın ki? Niye beni çekti ki? Aa, ben yoğumu alayım ya. Aynen, yoğumu daha mantıklı aslında. Şu an düşündüm de. Yoğumu çok daha mantıklı. Şu an bak, ben zırhını kırdım. Miss Fortune da ultisiyle vurdu ya. Mükemmel combo yaptık. Saldıracan mı kardeş? Tamam, çık. Canım dolsun birazcık. Yoğum alayım ben abi. Hem hareket hızı verecek hem de zırt deşme verecek, daha iyi. Şu inhi açalım hızlıca, sonra baron gireriz. Abi tutsana şunu, eyle. Neyse. Okey, tamam, gelin abi barona. Baron, baron, baron. Hayır, hayır, baron. Bakın, baron var bedava. Sevgili dostlar. Ama şu an bizi görecekler ya. Tamam, çıkın. TF vermektense eğer. Ölü adamın zırhı. Bunu alsam kaç can oluyor abi? 4400. Tamam, yoğum aldım. Bir tane iksir alacağım. Bakın şu an 413 AD var. Cidden mükemmel. 4K can var. Hatta 4K'dan daha fazla olacak şimdi iksir alınca. Ah. 4300 can ve 400 AD. 138 zırh. 130 büyü direnci. Yani anlıyor musunuz şu an bunu? Bunu anlayabiliyor musunuz abi? Bu kadar ne kadar güçlü olduğunu. Ve şu an CC yemiyorum. Bak, sıvışman şu an kaç biliyor musunuz? %63 yazıyor ama daha bile fazla şu anda. Şu an spellerim olduğu için bu %0 veriyor. Bu %30 veriyor. Merkür %35 veriyor. Mükemmel. Spellerim gidince sıvışmam artacak bu arada. Spellere verince sıvışma artıyor. Bu Orun'le. Kral. Tank show diyorsun ha. Hadi bakalım. Bak, görüyor musun ne kadar bozuk bir build olduğunu şunu? Ne kadar bozuk olduğunu görebiliyor musunuz abi şu build'in? FPS'in niye bu kadar düşük şu an ya? Allah Allah. Tek atıyorum ve ölmüyorum abi. Çok bozuk. Thank you.
Ne oldu ya su o kardeş? Ulti atacağım diye sıçra attı. Ulti 2 saniye vardı halbuki. Ama atardım ben gene ya. Tanıyorum kendimi. Bak hasar yemiyorum ya. Abi şaka gibi bu. Kardeş. Sonra ne oldu kardeş? Gel buraya Timo. Hasar gördünüz mü abi? Yarı can vurdu Q ya. Tabii Haşmetli ile beraber vurdu ama olsun. 30 kill aldım dakika 32 dakikada. Her dakika kill. Ya bak çok bozuk bu ilk. Aşırı bozuk. Ciddiyim, şunla herhangi dandik bir oyuncu bile rahatça çıkabilir en masa. Bronz oyuncu demir hiç fark etmez. Cidden çok basit oynaması ve çok da fazla vuruyor. Bu build'i size göstermek istemezdim. Çünkü server'ın dengesini eminim bozacaktır. Bakalım. Yani kesinlikle bir nerf gelecek buna. Net söylüyorum. Çünkü çoğu bronz ve düşkele oyuncu bu build'de hızlıca yükselecektir. Benim tahminimce garan banlanacaktır. Ama ben yine de size bunu göstereyim. Artık içimde daha fazla tutamayacağım. Aylardır size göstermiyorum bu build'i ve sonunda gösterdim. Alttan bir tane like atarsanız ve abone olursanız sevinirim. Yorumlara farklı farklı. Şampiyon ve video önerisi yazabilirsiniz. Ne çekelim başka videolar yazabilirsiniz. İşte ne bileyim LB çek, Rammus çek falan filan tarzında yazabilirsiniz kafanıza göre. Ve bu build hakkınızdaki düşüncelerinizi yazın. Ne kadar beğendiğinizi yazın. Çünkü sakın şunu yazmayın. Bu muydu amık? Zaten biliyorduk bu build'i falan. Çünkü bu build kasılmayan bir build. Aldığımız itemleri hani AP falan bekliyorsanız eğer Garen'e gizli build deyince yanlış bekliyorsunuz. Ama bu build çok güzel bir build. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bay bay. Çok konuştum.